Arkadaşlar herkese merhaba. Ben nerede? Ne ara? Hangi cehennemin dibinde? Kiminle video çekeceği belli olmayan Cihaz Albayrak. Bir rezidansın birinci katındayım ve yanımda hayvan gibi bir konuğum var. Anasın ki. Merhabalar. Ecisler hepsi bir pirana. Eminim ararım bir ara. Hoş geldin. Hoş bulduk Cihan, ne haber? İyi abi, hoş geldin. Şöyle. Hoş bulduk. Abi diyorum çünkü uzun zamandır kendimden yaşça büyük biriyle program yapmadım. Eyvallah. Benden yaşça büyüksün ama hala sikici duruyorsun. Yanlış bir şey hocam. Bilmeyenler için Şehinşah burada falan müzik yapıyor. Arkadaşlar Şehinşah'la, namı der Şehinşah, Ufuk hocamla beraberiz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın, iyisin? Abi gayet iyiyim. Eyvallah. Bu arada çok mutluyum. İyi ki geldin, beni hiç kırmadın. Şehinşah'a gerçekten 3 gün önce video planından bahsettim. Belki 3, belki 4'tür abi. Yalan konuşmayayım karşında. Kendisi sağ olsun beni kırmadı. Biliyorsunuz bir geçen aylarda Enes'le beraber çektiğimiz YouTuber'ları seslerinden tanıyoruz videomuzu. Şimdi de istek üzerine rapçileri seslerinden tanıyoruz çekeceğiz. Bugün Şehinşah benimle olacak. Şehinşah beni kırmadığı için tekrar teşekkür vuracağım artık. Kaç tane teşekkür edeyim ama koyayım. Abi şu inanılmaz yüksek. Lütfen bak. Muhtemelen Alperen bomba efekti falan koyacak buraya. Seni ben biliyorum zaten, videolarını da izliyorum. Öyle yazınca direkt affetmedim dedim, Cihan'la bir video çekilir çünkü gerçekten sevdiğim bir kardeş. Eyvallah, çok mutlu oldum. Çok da güzel videoları var yani, eğleniyoruz videolarını izleyerek. Ama şu an boş iş yani, bana rapçi sesi söylersen bilirim, hepsini bilirim. Benim işitme kaybı falan yaşamam lazım. Evet, bir 30-40 tane olacak. İyi ya, tamam. Bir şey diyeceğim, belki hatırlamak istemediklerin olur, onları boş geçersin. Affetmem ya. Çünkü rap dünyası... Ben de uzun zamandır takip ediyorum. Yani kavgalı olanlar mı dersin, bilmem ne. Çok olay yaşamışsındır elbet. Ama ne yapacağım şimdi? Dedikodu vermek istiyorsan, bununla ilgili şöyle bir anım var dersen anlatırsan dinleriz. Öyle zamanlarda da şey mi yapacağım yani, böyle kimseyi tanımıyorum ayağına girmek de saçma olur. Bence tanıyoruz ulan, herkesi tanıyoruz. Bence yapıştır, ben de az çok biliyorum çünkü. Arkadaşlar, hemen konsepti anlatayım. Ekip arkadaşlarımız bazı rapçi şarkıları dinletecek ve eski şarkılarını dinletecek. İlk aklına gelen, bilen şu önümüzdeki kırmızı butona basacak ve cevabını verecek. Bu arada, abi cezamız olsun. Ertan ne olur bana şimdi bir ceza uydurur. Musun? Hadi. Çiğ yumurta. Çiğ yumurta. Arkadaşlar burada başladın yine zaten. Bana Arda hocam 4 tane yemem lazımdı zaten. Tamam, 4 tane mi lazım? Ha, 4 tane. Güzel abi. Evde 8 tane yumurtam var. Yanlış yaptı bilemediğinde yumurta hakkını yapıştıracağım abi. Anlaştık abi. Her bilmediğinde değil mi? Her bilmediğinde reis. Evet. Ya bastı bilemedi atıyorum. Ha basar bilir, ben basamamışımdır, ben de içerim. Ama buna gerek peki var mı? Peki sen bilirsen, ben öyle kalırsam ne olacak? Yine mi içiyorum? Şimdi onu düşün. Amına koyayım, bunları çalışmamız lazımdı ya. Ben, sen bilsen... Her seferinde içeyim mi ben de? Evet. Abi şey yapalım, sonunda yapalım. Sonunda tamam, yapalım. Anlaştık. Sonunda yapalım. Peki anlaştık abi. Mı? 4 yumurtasına. 4 yumurta hakkı. Evet, tak. Okey. Anlaştık. Varım. O zaman hazırsak arkadaşlar, videomuz başlasın. Tuğçe Hanım hazırsanız ilk sesi alalım. Ya. Bir dakika dur. Ben onu biliyorum. Model mi? Yes. 6. kalbimi. İşte o da bende yok. Devam edelim. Şimdi bir şey içmiyoruz. Ama sen alışıksın ben. Çok, ben de bir videoda yaptım zaten. Sayan Sakulta Salkım. Sü. Yanlış mı? Bir an yanlış gibi baktım biliyor musun? Pekala. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bu video ustaları anma videosu falan değil. Yok benim saygı duyduğum rapçi vardı. Aman akıyım Kuvvet Miray'ı niye koymadınız falan derseniz buluşuruz. Burada ekip arkadaşlarım sevdiği saydığı 30 tane rapçiyi koydular, onları dinleyeceğiz. Yok abi Sagoy niye yok? Ceza niye yok? Lütfen. Belki de vardır ayrıca. Belki de vardır evet. Raziyer. Hayır. Anıl Piyancı değil miydi? Anıl Piyancı, aynen kanka. Ya bir dakika, çok benziyor. Çok benziyordu bu arada ya. Nasıl benziyor? Kimdi bu arada? Raziyer, Sert Ünsüzler, Dapuet, Raziyer falan. Ayben mi? Yes. Evet. Ama ne, Ayben uzun zamandır albüm yapmıyor diye biliyorum değil mi? Onun için belki. O da aynen. Bilmiyor musun bunu? Biraz daha dinlemen lazım, işitme kalbini. Bak çok bilmen lazım bunu. Lan niye neden mi? Şuş. Rezalet. Bu çocuk mu programı ya? Ya birader benim rap konseptli bir kanalım ezel, yok. Ezel bu. Ezel. Ezel kardeşim. Ya ben Ezel hakkında hatırladığım en son eski fotoğraf şey işte. Antalya'da 8'le beraber şarkı yaptığı zaman dişinde yemek kaldığı klip. Ne kadar marjinasıyım. Başka bir şey hatırlamıyorum. O da Agabi ile olan klip. Agabi. 8 senin ben amına koyayım neydi? Senin amına koyayım aynen. Tam o zamanlar halbuki. Aynen. En azından birkaç referans verip işte kendimi kurtarıyorum. Ay Sezer zamanları diyelim. Güzel. Lütfen gelsin. Ben bildim. Tapu et mi? Oha. Dur alakası. Ya taşak geçmeyin ya. Sordum sadece ama.
Adamların eski sesleri abi. Ben de en azından yeni rapçi olmaya çalışıyorum. Bir dakika bu, bir dakika. GNG... Geldi mi abi? Ben de bilemiyorum. Ben söylemek istiyorum. Uzi 212, Acil 2018 yılında. Ooo çok farklı sesi. Çok farklılaşmış. Emrah Karakuyu. Ay evet. Zaman akıp gider anılar. O da güzel şarkı, sizi severdim. Bir an MT sanmıştım da doğru söylüyorsun. Bu arada ben de uzun zamandır rap müzik dinliyorum ve seni çok dinledim. Var ol kardeşim. Yani çok çok şarkını çok beğeniyorum, onu da söyleyeyim yani. Muhtemelen şey diyorlardır, bana da sürekli derler. Abi nereden duydum onu, neydi ya? Güzel skeçlerdi falan. Karma zamanlarından çok bahsediyorlar herhalde değil mi hala? Evet evet bahsediyorlar. Yok mu abi Karma gibi bir albüm falan darlıyorlardı. Yani Karma gibi albüm olmaz zaten ya. Hani olursa yine yavan olur. Yani. Güzel olmaz. Onun için öyle bir yaşanmışlık lazım. Ha, yapıyormuş gibi yapmaktan ziyade o Karma şarkısını yazdığım zamanki ruh halim gerçekten çok sıkıntıda. Hani Tolosa Hunt sendromu yaşıyordum o zaman. Gözüme felç edilmişti. Justin Bieber'ın da yarısını hastanede falan yazdığım bir şarkı. Bir şey diyeceğim. Yani. Kalıcı değil mi? Birazcık yani, kaldı mı? Şöyle bakınca ufaktan burada bir sıkıntı var. Biri daha aşağıda. Evet abi. Evet, İşte evet. Biraz felci kaldı. Kaldı değil mi? Ama bu buradaydı yani. Bu gözüm burada duruyordu böyle. Sağa sola da gitmiyordu. Doktor ölmüş gözüm falan diyordu. Sonra kortizon tedavisiyle 6 aylık bir süre işte geçti yani, zordu. Ama geçiyor. Geçmiş hatta olsun. Daha da havalı oldu. Normalin aksesuar gibi. Havalı. Kesinlikle havalı bence. Muhtemelen Justin Bieber daha fazla Justin'e de, Justin'e yani. De yakışmış o böyle hafif böyle o latency durumu. Ben onu Instagram efekti falan sandım, korkuttu beni. Ronaldo. Bu seçi ben bilseydim ya Mert. Cevap da vermiyor, farkında mısın? Devam. Benim, ben. Ne oğlum, adam ben görmüyor musun? Ya Yiğit'im! Yiğit, video başlamadan adamın çorabına su döktün. Vallahi bilmiyorum, ben dinlemedim. Çok eski, eski oldu. Eski. Aynensin ama ya. Bildin mi Mert bunu? Mert bildi mi bunu? Ben bayağı Şehinşah eski şarkıları hatırlatıyorum şu an. Öyle bir konsept oldu. Lan abi? Fuat ne var lan? Hadi Fuat kökle Türkçeyi kimden öğrendin? Göğsü kıllı. Fuat'ın en iyi şarkısı da bu arada. Ah yara. Yara. Soytarılar. Ah yara. Hadi bir. Şanışer. Helal. Hadi bakayım. Fuat abi. Abi sen misin? Fuat. Abi sen misin? Valla bak bil diye bırak. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bende ayrı bir yeri vardır. Güzel soru sordum. Bende ayrı bir yeri olan. Tabii ki şey inşallah. Soru mu yani? Çünkü Karma'yı dinlerken Antalya'dan şeye binecektim. Otobüsle dönecektim çünkü buraya. Servise binmeden önce çok yağmurlu bir Antalya havası vardı abi. Cam kenarında AirPod'dan senin Karma'yı dinleyip biraz üzünlenmiştim ya. Uzun zaman sonra ilk defa üzünlendiğimi hatırladım. Galiba benim için yeri ayrı. Yani o şarkının benim için de yeri ayrı ki insanlar o yüzden sanırım bu kadar geçiyor. Bu ara yani ama şey görüyorum. Böyle bir aile babalığına bir öyle ya, şundan dur özür dilerim. Özür dilerim. Böleceğim şeyden dolayı söylüyorum. Şimdi artık ben de insanları storylerine göre yargılamaya başladım yani. Adam orada ne yapıyorsa hayatı öyle geçiyordur. Hatta kendi hayatımı çok sıkıcı falan bellemeye başladım. Dur bugün sporda bir şey story atmayayım artık, iyice sıkacağım insanları kafasındayım yani. Bu ara böyle çok böyle kanepede görüyorum seni. Evet evet. Ya açıkçası kanepede değilim de yani. Şimdi diğer olduğum yerlerin storiesini atmak çok manalı gelmiyor. Çocukla beraberim dediğin gibi. Nasıl çocuk, iyi? İyi, ne olsun, büyüyor. Şimdi gözlerinden okula başlayacak. Eyvallah, sağ olasın. Millet de bana şey diye böyle DM'ler atıyor. Abi millet kırılarla geziyor. Sen niye sürekli evde oturuyorsun diye. O dönemi atlatmış gibi görüyorum. Hani artık gerçekten hayatıma sağlam bir karakter dahil olmadıkça biraz ilişkiler konusunda yani duvarlıyım. İster istemez yaşantım, yaşadıklarım bana bir duvar ördürdü yani. Onu da kırmak kolay olmuyor. Yani karşımdakine de benim zararım dokunmasın, karşımdakinin de bana zarar dokunmasın dediğim güzel bir ilişki arıyorum yani. Onun için kanepedeyiz yani bir süre. Güzel. İlla da bu adamın karılarla gezmesine gerek yok. Yani hanımefendiler gelirler giderler. Güzel bir sirkülasyonda. Eğer çok fazla karılarla gezme muhabbetini yaşayınca da... Karılarla gezme. Yani öyle diyorlar ben de. Yani. Başka arayışlara da düşebilirsin. Biraz arada durmak lazım. En azından arada sana bir durup bir düşünmek evet, lazım. Evet bir düşünmek yani. Bir resme uzaktan bakmak lazım arkadaşlar. Tamam, göründüğü kadar hızlıymışsın demek ki. Okey güzel. Kadınlar bu arada. Karıları onlar söylüyor bunu lütfen. Kadınlarımız. Hemen bir tane daha arayayım. Rapçi koyuyorum, sonra muhabbetimize devam ediyoruz. Sokokey. Sokokey mi? Evet. Kurşun kaç kurşundu? Bir şey 11 kurşun muydu? Onu da ben söylesem 20 kurşun falan desem de var. Yok ki anasını satayım. Senden var ya sıkıntım var ha. Sen buna koyacağım ha. Karşıma çıkma seni s***c.
Can. Oğlum senden problemim var ha. Aynen. Senden mevzum var. S**acağım ha seni. Maslak ediyorum. Fesatlık var bro. Ben 56 tane sigara içmişim. Ah be. Daha geçen Cihangir'de gördüm. Hadi sen söyle o zaman. Hidra diyormuşum değil mi? Sansar salmo. Aynen. Bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun. Doğu Akdeniz falan diyesin. Dur. En azından zorlandırıyız. Evet. Bir keyfini çıkarayım. Doğu Akdeniz mi bana ipucu verseniz oradan mı? Hala müzik icra ediyor mu? Bir kere daha çalabilir miyim? TikTok hesabı var mı? Yok. Çıkaramadım. Şu an tanıdık bir MC mi peki? Hepimiz biliyor muyuz? Doğu Akdeniz'den mi peki? Neydi adı? Knockout falan mı? Göster fotoğrafı. Tek... Kontra mı bu? Basacaktın neyiz? O fotoğrafta bile kendisine benzemiyor. Jahreyn'e mi? Aynen, Jahreyn'e disleştiler geçen gün. Ne diyorsun? Oldu? Yani Jahreyn niye böyle... kontraya bir şey dedi yani? Jahreyn daha önce sanırım Twitch yayınında kontraya bir şeyler söylemiş. Kontra da bunu 2 yıl sonra cevap vermiş. 2 yıl sonra. Birkaç gün sonra Jahreyn işte Redis gibi bir şey yaptı. Sonra o da ona bir şeyler yaptı. Güzel, eğlenceli bir şey oldu. Aralarında bence çok da kırıcı olmayan. Yok, gayet eğlenceli olmuş ki. Tatlı bir battle'laşma. Trend'de gördüm çünkü hocam. Aynen. Kesin eğlencelidir, bir şey diyemem ya. Ben acaba Kontra belediye başkanının adaylığını koydu. Cari'nin zoruna gitti falan diye düşünüyorum. Kolera! Evet. Kolera! Kadın MC'lerden daha tanımadım. Büyük bir MC'ciyim. Ne? Yok tabii. Fırsat vermedin oralarda. Yoksa tanıyorum. Ananı s***. Ah buldum gazapizin. Evet. Ben bir sigara istedim oradan. Evet abi, iyi gidiyorsun. Beni ne zaman alırsan maçına çağıracaksın? Oynamıyor musun? Oynuyorum bu arada. Gel kardeşim bugün. Bugün gel. Mü? Evet, maçımız var. Yer var mı peki? Var var. Yalan. İyi oyunculara her zaman yerimiz var. Oynarım bu arada. Mesela ya. Mustafa var, her gün gelmek istiyor. Şu an hala takımlar belli değilse o alırsan maçı yoktur reis ya, nasıl yani? Ya çıkartabiliyoruz bazıları. Bazı şeyler, oynanabilir taşlar var okay, arasında. Varım ya. İyi tamam valla, süper. Bekleriz. Nerede oynuyorsun mevki olarak? Orta. Güzel, orta. Tamam. Tam aradığımız insanlar bunlar. Senin mevkin ne? Ben ileride oynuyorum. İleride oynuyorum. Neşe aldık. Sol açık oynuyordum da şimdi hiç git gellere kaldıramıyorum yani. Ramiz falandır amına koyayım bu. Gezene bırak. Gezene bırak mı dedi o? Gezene. Nasıl yani? Cezene Burak. Ki Cezene Burak'ın kendi sesi mi o? Abi Cezene Burak, ben o kadar yavaş konuşabildiğini düşünmüyorum. Ben Cezene Burak'ın Etiler'deki restoranına birkaç kere gittim. Asla iletişim kuramadık, anlaşamadık yani. Yani bir şey söylüyor ama adamın ne dediğini... Sadece hani herhalde tereyağı getirecek, tulum peyniri getirecek yemekten önce. İşte ne bileyim pideye cihan alarak yazdıracak, getirecek falan. Hiç anlaşamadık onun bizi için. Bizi de Halil Söyletmez götürüyordu arada sırada oraya. Çok alevli malevli diye çok yaklaşamıyorum. Halil Söyletmez görüşüyor musun abi? Vallahi uzun süredir görüşmüyoruz ama severim ya. Çocuk iyi çocuktur Halil. Halil en son bana bir ara ucuzdan iPhone'un çağıracaktı. Hala dönüş yapmadı. Onun için bekliyoruz hala. Hadi. Yaşamak sorun oldu. Hayallerim kayboldu. Helal olsun. Teşvik oldu Adres. Sosyal medyada bizleriyle alakalı düşünecek miyiz? Onu şeyin şahı sor. Amına koydum. Bana ne soruyorsun? Harbiden var mı öyle bir ön yargın ya? Ya yok ya. Siteye gidin şarkı yapmayın. Yok, ister, ama o sende o şeyi yapsın. Yapmıyorsun. Yani ilk etapta biraz mahalleye yeni birileri gelince bir tribe girersin ya. Hani ilk zamanlarda biraz kafaya takıyordum ama ya niye yapmasınlar ki? Yani beni ne ilgilendirir yani aslında bakınca. Yapabiliyorlar mı? Yani rapçilerden de yapamayan var. O yüzden o yapamıyor, bu yapamıyor demekten ziyade herkes en iyisini yapmaya özen göstermedi bana. Sallayacağım. Kürşat şu an mı ne? Lia Shine'a benzettim ben bunu. Değil mi? Biraz daha versene. Haydi. O pelteklik Lia Shine peltek. Orkun ışıtmak falan mı ne bu ya? Bir YouTuber mıydı? Ver ver. Ver yakınlaşsın. Yamuk tencere. Ah be! Ya bu herif tam bir pislikmiş ya. Ya sen tam bir pislikmişsin. Neydi çocuğun adı? Dur. Neydi bu çocuğun adı? Dur. Biliyorum, biliyorum. Daha yeni burun estetiği yaptırmış. Bir anda gay olmaya karar veren işte. Onu bilmiyorum. Kimdi lan? Neydi? Taz Uymaz. Taz Uymaz. Zın zın zın. Ya şeyin şahı bırak. Üç farklı var. O kadar geride değil mi? Vay anasını ya. Uzman baba hemen gelsin. Geek'ten de hatırlayabilir. Sıkıntı o. Onun için hemen girmesi lazım. Ah be. Rap Shark, bir dakika bir rap. Bir daha çalar mısın? Ben biliyorum. Ha Jack lan bu. Aynen. Doğru ya. Jack'i bilirdim aslında. Tüh. Niye bilmedin?
Jack'le mevzum var galiba, bilmiyorum ya. Jack'i yıllar önce Eskişehir'de skeç çekmeye gittiğim zaman bir tane kahvecinin üst katında imza gününde karşılaşmıştım. Bütün rapçilerle ortak hikayemi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. İçeriği doldurmak için farkındaysanız. Ben çok konuşmayayım, biraz konuşayım, eksik kaldım. İstediğin kadar. Eyvallah. İstediğin yok, kadar. Yok, şu an iyi midir? Gayet iyiyiz. Tamam. Sen iyi misin? Gayet iyi. Valla burada olduğuma çok memnunum. Sizleri tanıdığıma da harika. Süpersin, eyvallah. Biz de aynı şekilde. Bir alkış verin adama. Burası stüdyo olmadığı için öyle şeyler bekliyorum. Burası daha iyiymiş böyle olması gerçekten. Birazdan da bir FIFA attık mı bu üstte. FIFA'cılık. Sen çok iyisin ama değil mi FIFA'da galiba? Şimdi öyle demeyelim. Benim çünkü hayatımda hep PES vardı. Ben PES'in geçen sene mevzuyu kapattım. Sizde Enes Batur iyi oynuyormuş diye duydum. He? Baba Enes oynuyor, bir de nasıl biliyor musun? Ben Enes'in çok iyi FIFA oynadığını düşünmüyorum demeyeceğim de herif abi çok tilt ediyor. Üstüne geliyor. Siktir ne oldu falan yapmaya başlıyor. Onun için böyle adamı delendirmeye başlıyor. Kaldıracaksın. Mesela Mustafa ile falan oynuyoruz. Diyor konuşma. Konuşmazsam nasıl olur? Millet tavla oynarken nasıl konuşuyorsa FIFA oynarken de konuşacaksın. Baba konuşursun kesinlikle. Yeniyorsan ezersin de şeye karşıyım. FIFA'cısındır ama PES oynayan insanlara karşı da değilsindir. Evet. Siktirin gidin lan PES oyun mu falan demezsin. Dersin aslında. PES de oyun mu? Adamlar kendileri farkına varıp kapattı oyunu. Evet, o eziyorsun. Ama FIFA'yı biraz öğrenme abi. Yapalım. Yapalım ya. Bu arada ben Tero'da bir şey diyeceğim. Bu arada tik taşlar geçmeye başladı. Yok bunun olacağını biliyordum bu arada. Arkadaşlar cidden ben bu arada harbiden Şehinşah Reis'le yarışmak için falan gelmedim buraya. Ben sırf onunla video çektiğim güzel için bir çekmek istediğim için çağırdım. Gerçekten kesinlikle iyi ki gelmişim. Herkese diss atılan bir parça. Kısa boylu magazin programları yapan arkadaş mı? Ne Burak? Güngör müydü? Nasıl Burak Güngör'ün şarkısı mı var amına koyayım ya? Nasıl ya? Ya Burak Güngör'ün şarkısı varsa Cumali Ceber'e niye diss atıyor amına koyayım çocuk ya? Respekt mi atıyor? İnanamıyorum ya. Ya ben YouTube'a da biraz böyle zor entegre oldum. Eski içeriklere falan çok hakim değilim. Böyle bazen ben de göt oluyorum yani. Evet ben de bildim de. Ne yapacaksın APO'yu? Ben söyledim. Ya abi özür dilerim ya. Ödül de vermiyoruz çünkü hepsini biliyorsun ama artık en azından en ama sonunda... Şimdi ne yapayım dedim. Tek kulağı falan kapayıp yapmamız lazım. Bir dakika bu konuda harbiden şu an Kila Hakan abi de yoğun bakımda. Geçmiş olsun ve ona acil sağlık şifa diliyoruz. O da aramıza döner çünkü o gerçekten bu Türkçe rap camiasının güzel renklerinden bir tanesi. Her zaman aramızda görmek isteriz onu. Kesinlikle ben de çok geçmiş olsun dediğimi iletiyorum. Geçmiş olsun ya Kila Hakan'a gerçekten aramızda görmek istiyoruz onu. Hemen bir tane daha verelim abi. Ceza. Ceza, okey. Evet. Okay. Bu albüm, ya bu şarkı şeydeydi sanırım Tunç Dindaş'ın toplama albümündeydi. Yeraltı Operasyonu belki biliyorsundur. Bütün işte Sagopa, Ceza, hani Fuchs, bütün kafa isimleri biraz da bu albümle tanıdı aslında insanlar. Sonra Nefret kendi albümünü çıkardı, Sagopa kendi albümünü çıkardı gibi bir durum yaşanıyordu o dönemde. Güzel bir albümdür, kült bir albümdür yani bilmek isteyenler için. Ben de yavaş yavaş bir şeyler öğreniyorum piyasayla alakalı. Yani ben takip ettiğimi sanıyorum aslında ama senin kadar içinde olmadığım için liseden beri rap müzik dinliyorum tabii ki ama tabii o kadar teknik anlamda işte hani tarih nedir, kültü albüm hangisidir falan onlara çok hakim değilim. Ben de hani global rap o kadar dinliyorum ediyorum ama küçüklüğümden beri bu Türkçe rap'i çok kovaladım ya yani. Böyle hani ne bileyim Fuat'ın albümünü sağda solda duyup böyle abi CD'yi çoğaltacağım deyip çalıp kaçtığım falan oldu yani böyle epey kovalıyorduk. Hepsini de seviyorduk yani gerçekten. Güzel. Bize çok ilham oldular. Hepsi Power Rangers gibi ayrı karakterler. Ama en azından şey ya, artık ekmeği olan bir piyasaya girmişsin. Ben yıllar önce çok metal müzik çok kovaladım. Yani evet. Grup kuralım işte gitar çalmaya başladım falan. Bir tane kafemiz vardı Samsun'da. Her gün yeni bir elemanla görüşüyorduk. İşte basçı Ahmet, iyi bas çaldığını söylüyormuş beyler. Bir 5 kişi görüşelim mi? İşte ne bileyim davul çalan işte Gökhan diye bir çocuk varmış falan bilmem ne. Ve bir gün böyle gerçekten 6 şarkılık bir Lamb of God repertuarı hazırlayıp bir konser vermiştik. O gün gözlerim bayağı dolmuştu, ağlamıştım yani. Ama o da güzel, benim de vardı çok arkadaşım bu işlerle ilgilenen. Kaç tane bildin mesela? En azından kepazelik bir durum yok değil mi? 15'e 8. Yani en azından fena değilim ya. FIFA'da da bu kadar yersin. 15'e 8 mi diyorsun? Muhtemelen yerim. 10 yıl dedin çünkü. 8 yer miyim onu bilmiyorum. Ama sen beni kendi crush'ta gör. Evet iyisindir o konuda. Annem de çok iyiydi o zaman. Şehinşah'ın bilemeyeceği bir şarkı mı? Valla bro yani bana biraz müsaade edin düşüneyim ya. Ben bir tane çaldırayım mı? Çaldırsana. Taha duymaz bile bilen biriyle karşı karşıya. Tavrınızı bildi herif ya. Bunu hiç kimse diyemiyorum yani şu anda. Bu şeydi ya. Şimdi lan.
Eskilerden mi? 15 yıla falan. Oğlum, Allah Allah. 15 yıla göre iyi altyapı abi. Evet evet. Ha, hayatımda ilk defa duydum 15 yıl. Yani tanıdık bir isim. Bir başına alsana şarkıyı. Baya. İkinci. Sen biliyorsun değil mi Mert bunu? Wonderkid. 15 yıl önce parça çıkarmış, şimdi de Wonderkid mi? Kim lan? Anlat bana sen elecim. Zaten görünüyor hep apaçık. Bebi gel seyret şu yamacı. Ben söylüyorum. Cihan Albay. Sen misin? Şarkıyı ne kadar kötü release ettim anlamışsınızdır herhalde. Eyvallah. Güzel şarkı. 15 yıl önce senin mi? Yok yok şey ya. 15 yıl öncesiyse harbi bir başarı. 15 yıl. Adam 15. Geleceği görüyormuş. Değil mi? Ya biz bir tane içerik çektik. Arkadaşlarımın da çoğu görmedi onu. Bir günde rap şarkısı yapmak adlı bir video çektik. Aman okudum Instagram'da Shadowban olduğu için bazı insanlara çektiğim içerikleri gösteremiyorum. Mert de var. Ha o parça mı? Ben storylerden gördüm. Storylerden mi? Aynen. Ama aynen. Şey değil mi? Linke basayım gideyim falan yok tabii. Linke basmadın ya. Zaten ben sanatçı çevremden linke basmasını beklemiyorum. Çoluk çocuk bassın. Ama bekledim yani birinden şu jesti. Yumurtalar mı geliyor ne oluyor? Yumurtalar gelecek. Yumurtalar gelecek. Bu arada sen içmeyeceksin. Yani. İçeceğim benim İçmek lazım. Okey tamam. Hoca söyledi onları içeyim okay. Bari. O zaman şöyle bir açıklama duymak istiyorum. Şehinşah yarışmayı kazandı. Lütfen. Seni tebrik ediyorum. Eyvallah kardeşim ben de seni tebrik ediyorum. İyi ki geldin. Vallahi iyi ki geldin. İyi ki önce geldin. Bir yumurta içelim ondan tamamdır. Sonra. Tamamdır. Bir yumurtamızı içelim sonra muhabbetimizi yapalım. Arkadaşlar tabii ki yani içeriği çekmeden önce de öyle bir iddiam yoktu. Burada yavaş yavaş hatta çok iyi başladığımı düşünüyorum. Evet i̇lk, güzel başladı. İlk sanatçıyı bilmiş olmak en azından senin karşında iddialı bir girişti. Ama kalkıp böyle işte gördün mü falan yapmamam gerekiyordu. Hanımefendi sanatçılarda çok iyisin. Hanımefendi sanatçıları tanıyorum. Çek, bu bunu ben alabilir miyim bardak çok güzel. Olsun. O zaman sağlığına. Adam ama harbiden içmek istiyor şu an adam. Valla şu an ya. Lazım. Ben kaçırdım. Öğünümü kaçırdım. İhtiyacı var yani. Anladın mı? Yapıştır baba. Fena da değilmiş. Biraz sidik gibi. Sıcak yumurta mı? Bir ağzını pesitse. Sanki ben çekiyorum bu programları ya. Bu arada benim ilk defa çok ünlü bir rap sanatçısıyla ilk videom. Benim için de muazzam bir deneyim oldu. Cidden iyi ki geldin. Vallahi iyi ki geldim sizleri tanıdığıma dediğim gibi. Çok yani memnun oldum. Ortam da çok güzelmiş. Bence hep burada yürü. Ara ara gelsene. Gelirim gelirim. Tamam valla. Şu halı sahilde konuşalım abi. Bu akşam bekliyorum seni. YouTube kanalı var mı? Yok açsam mı ne yapsam? Bence aç iyisin yani. Sana geliriz işte ya. Olur süper olur. Bilmiyorum arkadaşlar rızanızla videoyu kapatıyorum. İyi bir ayçiğinizle spor kapışması yapılır mı? Bilmiyorum Şehinşah o konuda anlaştık. YouTube'un derinliklerine de sokmak istemiyorum da emrivaki de yapmak istemiyorum. Çünkü bak anlaştık baba diyor gidecek senle şimdi yani. Senle video çekmek güzel olur çünkü gerçekten seviyorum kafanı yani. Süper bakış içini. O yüzden eğleniriz her türlü. Çok ağırlığın altına sokmadığın sürece beni. Şey yapmam ben de kendimi seviyorum. Basamıyorum. Yani Şehinşah böyle görmeyelim. Basamıyorum kanka. Kanka yardım et. Abi o zaman kapatıyorum videoyu. Harika. Arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Ta 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 ta. Videoyu beğenin. Videoyu like edin. Yorum atın. Boom.